Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Altınbaşak köyüne geldik. TR Akıncılar şampiyonu meşhur Atağan babasını size tanıtacağım ve Emre kardeşimizi tanıtacağım. Emre kardeşimizin yanına geldik. Merhaba Aslan Emre kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Emre kardeşim, bu meşhur Atağan babası. Aynen. Şerkan değil mi? Aynen öyle aziz. İsmi Şerkan. Şöyle salayım hem de size. Evet, daha iyi olur. Şerkan'ın daha boyunu, posunu, çizgini. Başlarını daha ekliyorsun. Bunun soyundan bize biraz bahseder misin Emre kardeşim? Tabii. Aziz şimdi aziz köpeğimiz 10 yaşında. Şöyle zaten yakından çekebilirsen ağzında hiçbir tane dişi sağlam değil. Evet, kesinlikle. Hiçbir tane. Yani bunun sebebi de küçükken rahatsızlık geçirdiği için aşırı derecede antibiyotik vurmuşlar. Bu da köpeğin dişlerine zarar vermiş. Yani ben bunu aldığımda 3,5 yaşındaydı. Yine dişleri böyle sapsarıydı. Aziz köpeğim yani Türkiye'de tanınan Bahçeli Soy diye Joe Soy diye bir soy var. Bahçeli Joe soyundan. Üretim yeri de Muş. Bu köpek Muş'tan. Evet. Erzurum'dan ben satın aldım o zaman bunu. Ama Muş Erzurum'a çalınarak gelmiş. Daha sonraları işte sahibi bana ulaştı. Kan attığını, her şeyini o zaman öğrendim Şerkan'ın. Ben Şerkan'ı dişleri sağlam diye gittim oraya normalde satın almaya gittiğimde. Ama bir gittim ki köpeğin dişleri sapsarı. Aynı bir 10 yaşındaki köpek gibi. Yok zaten köpeğin şu anda ağzından da belli yani ilaçtan dolayı oldu. Aynen işte yani olmasına çünkü rağmen. Kırılma falan olmamış. Köpek yani bitmiş hayalimdeki işte. Köpek Aziz. Gittim köpeğin fiziğini gördüm. Yani belki Erzincan'daki arkadaşlar hatta Türkiye'deki birçok kişi de beni tanıyor evet, yani. Facebook'un. Kesinlikle tanıyorsun Erzincan kardeşim. Erzincan Kangal TV ama köpek yüzlerce köpek kapımdan geçmesine rağmen bunu gördüm hasta oldum. Yani zaten o gençken zincirde hayatta tutamazdım. Şu an bile ya şu yani, an bile yani çekiştiriyor ediyorum. O da köpek bayağı da bir yaşlı arkadaşlar. Yani yaşı var. Yani biraz da köpeğin ayağında filan da aynen, şeyler var. Hapseler filan var. Nasır değil de Ali. İşte bu yaştan dolayı. Yaşlandıkça bazı köpeklerde oluyor aziz. Ondan dolayı yani onun tedavisini ne kadar yapsak da bağlı kaldığı için. Yok zaten yaşlı olduğu için bağışıklık sistemi evet, de. Nasır oluyor yani. Şu an bir de 2-3 tane dişimize işledik. Ondan dolayı biraz zayıf. Ama yok yani yine de kardeşim yani yaşına göre köpeğin gerçekten fiziğimiz iyi çok aynen, iyi. Yani kilosu da iyi. Şu çok an zayıf değil. Şu evet. Biraz zayıf ama ona rağmen çok iyi ve Ali. Aziz köpeğim çok sallı. Yani kesinlikle. Şöyle arkadaşlar şöyle size sallını göstereyim. Şöyle daha güzel görünür. Gerçekten çok sallı. Zaten Atak'a da biliyorsunuzdur yani. Atak şampiyon bir köpekti. Aynen. Atak da bunun oğlu. Güzellik yani babadan almış gerçekten yani şeyinde sallını filan. Annesi de güzeldi Atak'ın. Bildiğin üzere işte ürettik, büyüttük, emek verdik. Emeğine sağlık kardeşim. Gerçekten çok güzel kardeşim, köpekler üretmişsin. Hoş bulduk kardeşim. Yani ben daha önce de hani paylaşım yaptım. Ben birçok köpeğim geçti ama Şerkan şu an mesela özelliklerini bilmeyenler için videodan izleyenler hani bu kadar övüyor ama sıradan bir köpek diyebilir. Ama yani Escobar da benden geçti. Mesela evet. 85 santimlik 90 kilo bir köpekti. Ağır siklet. Yani böyle Tatar geçti 1 metrelik Urfa'dan getirdiğim köpek. Ama hiçbiri Şerkan'ın bir tüy etmez benim gözümde. Gerçekten Şerkan çok güzel köpek. Ve yani, aşırı derecede sert bir yapıya sahip. Ben bunu bu kardeşim biliyor. Tunceli'ye verdim. Tunceli'de hayvanlar olan bir abimize verdim. O da böyle fiziğin hasta olup aldı. Baş edemedi. Çünkü gördüğünüz gibi yani şu an yok bile, yani şu anda bile yaşına göre köpek gerçekten çok arsız bir köpek. Sanki hala 20 yaşında böyle sanmıyor. Hala aşırı derecede güçlü. Ve aziz daha önce paylaşım yaptım kendi YouTube kanalımda. Evet. Görenler tam Maraş'tan Sivas'tan beni aradılar bunu satın almak için. İşte bunun saf kangal olduğunu söylediler. Ama köpeğim kangal değil. Arkadaşlar evet, yani şimdi bazı arkadaşlar böyle anlı dümdüz köpeği ağzı bozarmış köpeklerin hepsini kangal aynen, zannediyorlar. Kangal zannediyorlar. Ben köpeğimin kan attığını bildiğim için araştırıp sorduğum için Anadolu çoban cinsi yani kangal değil. Ama gerçekten de eşkale baktığın zaman
Benziyor. Kesinlikle çok güzel. Eşkali falan benziyor. Zaten böyle genelde köpeklerin ağız kısımlarını bu şekilde beyazladığı zaman kangala çok benzetiyorlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben burada bir şeyi daha size belirtmek istiyorum. Benim çiftliğimdeki Duman'ı biliyorsunuz. Duman'ın da baba tarafında bir kan attığı Emre'nin köpeği arkadaşlar. Yani o devasal köpeğin de nereden geldiğini yani burada belirtmek istedim. Emre kardeşimiz gerçekten çok güzel köpekler üretti. Ve benim Duman'ın soyu da Emre kardeşimden geliyor. Zaten ben Emre kardeşimin linkini yorumlara bırakacağım. Oradan kesinlikle abone olup bu köpekleri takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel köpekleri var. Yani gerçekten kangala, Anadolu çoban köpeğine ve diğer köpeklere de örnek olan bir insan. Yani o tür köpekleri yetiştiren bir insan. Yani kesinlikle takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Yani Erzincan'da zaten köpek besleyen, köpeğe sevdalı, merakı olan arkadaşların yani en az bir tane kapısında benim köpeğimden vardır. Evet, kesinlikle yani, var. Yani bende var. Yani çoğu yerde de var yani. 7 yaşımdan aha, bu zamana hani babam zaten ünlü. Evet. Hani Alparslan abi de. Evet. Ondan sonra da demek ki genlerden bize geçti. Ben bu zamana kadar hani sürekli ürettim. Kesinlikle. Yani belki sayısını unuttum. Ama yani diyorum ya Şerkan gerçekten iyi bir köpek. Şimdi Şerkan'ın oğlu var. Eşi var. Eneğin annesi. Onları da size göstereyim. Evet, onları da görelim kardeşim. Gerçekten emeğine sağlık, çok güzel köpeklerim var. Evet kardeşim, bu köpek bize bahseder misin? Yani bu Şerkan'ın soyundan mı abi, yoksa başka bir soydan mı? Benim bir metrelik Tatar vardı. Belki bilirsin. Evet, bilirim ben Tatar Mermi kardeşim. Mermi'yi de bilirim. Öz kızı, annesi de yine Şerkan'ın kızı. Yani Şerkan'ın... Yani iki dev soyu birbirine kırıp yani bu güzel köpeği elde ettiniz. Elimizden geldiğince öz, bacı kardeş, anne baba o tür eşleşmeler yapmıyoruz ama çapraz eşleşme yapıyoruz yani. Çapraz eşleşme de zaten güzel köpekler elde etmişsiniz. Gerçekten çok güzel. Zaten Aziz hani mesela bilmiyorum videoda belli mi ama Şira bunun ismi zaten bunlara yeğenim bakıyor. Aziz şu an birazdan benim diğer hayvanları da çekersin. Bir aylıkken ben verdim. Bunlar iki bacılar. Bunun Linda diye de bir bacısı var. Ama şu an gebe zaten. Ufaktan gebe. Aynen bu belli ediyor şu anda gebeliği. Aynen başladı. Şerkan'la eşleştirdik. Şerkan'ın oğlu Baron'la eşleştirdik. Baron'u biliyorum. Baron da gerçekten güzel bir köpekti. Aynen. Bu da güzel bir Anadolu çoban dişisi. Aziz. Gördüğün gibi salı, boyu, basarlarında hiçbir kusur yok. Kesinlikle yani, genelde böyle büyük köpeklerde arkadaşlar biliyorsunuz arka basarlarında kesinlikle sıkıntı oluyor ama bu köpekte gerçekten herhangi bir problem yok. Sal olsun, ayakları olsun, vücut şekli olsun, yani fiziğiyle falan her şeyle çok güzel bir köpek. Şimdi Aziz ben üretimlerimi çoğunlukla Erzincan'daki sürü sahipleri için yapıyorum. Şimdi ben Malaklı, arka basarları bozuk köpekler üretsen aslında daha kafalı, gösterişli, daha iyi satılabilir. Ama verdiğim insanın işini görmeyecek yavrular olur. Benim ürettiğim köpekler hem kangala göre iri hem de atletik yapıya sahipler yani. Kesinlikle. Koşuyorlar, kurdun peşine de koşabiliyorlar. Arazide, dağlıkta da iyi bir şekilde görev yapabilecek kapasitedeler yani. Irk olarak da Anadolu çoban. Yani en azından şöyle bir derdin de yok. Kangal dediğim zaman bir kaosa açık bir durum var. Aynen ama yani bu Anadolu çoban köpeği olduğu için yani bunun şeyi böyle yani. Buna Anadolu bir kulp da bulup takamazlar. Yani diyemezler ki bu kangal değil veyahut da bilmem ne değil. Anadolu çoban köpeği deyip geçiyorsun. Aynen. En güzeli. Abi bu da ikisinin eşleşmesinden doğan yavrum. Yani yavrumuz ismi Martin. Şerkan ve Şila'nın eşleşmesinden doğdu. Çok şu güzel. An 10 aylık. Hani daha dolacak tabii. Kalınlığı falan. Yok zaten yaşını geçtikten sonra onun vücut şekli daha iyi oturur tabii, zaten. Daha güzel olur. Yani umudumuz inşallah alttan Şerkan'ın yerini alabilecek bir damız kadayı olması. Yani üretiyoruz sürekli. Yani Baki abide de biliyorsun. Aynen. Var. Ondan sonra Erzincan'da çeşitli yerlerde var. Kasuk işte bir oğlu Kosova'ya gitti. Yani köpeklerimizin kalitesini artık Erzincan'ın dışına taşıdık. En güzel. Yani önceden bir Erzincan'da mesela beni tanırlardı. Şu an yavaş yavaş artık Türkiye'deki arkadaşlar da tanımaya başladılar. Muş'ta da bunların soyları var. Böyle güzellik yarışmalarında hep ön plana çıkan hayvanlar oldular. İşte Toro, Katilboz ne bileyim işte bayağı bir ünlü hayvan ırkları yani tanınan soylar oldular. Biz de bu soya gönül verdik. Bende Maraz diye bir damızlığım var. O da Sivas'tan gelme. O da Anadolu çoban.
Şimdi birazdan gidip onu da çekelim. Evet. Aslan var benim. O da alttan yetişen genç yetenek bir damızlık erkeğim. Onu da çekelim istersen. Tamam arası. Kardeşim. Evet arkadaşlar, burada köpekleri görüntüledik. Şimdi diğer köpeklerine bakmak üzere yola çıkıyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Emre kardeşimizin öbür köpeklerinin yanına geldik. Emre kardeşim, bunun soyundan bize biraz bahseder misin? Aziz, bu benim Maraz diye bir damızlık köpeğim var. Onu da ilerleyen zamanlarda size gösteririm veya çünkü şu an bir arkadaşın dişisi hızlandı. Gönderdim oraya tohumunu alması için. Malum Maraz playboy gibi, yani Erzincan'da bayağı bir eşleşme yaptı. Bu da benim Maraz'ın oğlu. Şu an tam 2 yaşında. Şubat'ta 2 yaşına girdi, yani 24 aylık. Aziz, boyu babası kadar yüksek olmadı. Babası bir 85 santim neti var. Yani bu 81-82 o boylarda gelir. Ama az önce de bahsettim ya, benim köpeklerimin benim en sevdiğim yönü çok sallı olmaları. Aynen. Yani ya ben zaten onu fark ettim kardeşim. Ha, gerçekten videoda, bütün köpeklerin sallılar. Yani arkadaşlar, videoda nasıl görünür onu bilmiyorum ama gerçekten bayağı bir sallılar. Ve çok güçlü bir köpek. Yani biz bunu tekere bağlıyorduk, burada traktör tekerlerine. Onları bile çekip götürüyordu. Artık zaten şöyle zincirine kadar yaptığında bayağı bir fiziğine göre kesinlikle genç bir köpek. Yani bu sadece bu saatten sonra kalınlaşır. Ama tabii ki köpeklerimiz yaşlandığı için elimizden geldiğince tabii ki alttan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da şey, çok agresif bir köpek. Aziz, yani şöyle çıframızın köpekleri var. Ben hani YouTube kanalında evet, paylaşmıştım. Evet, ben izlemiştim zaten o videonu gerçekten. Ya, videoda çekemedim orasını. Beni şöyle yerde sürükledi. Köpek, o 3 tane köpeği görünce böyle çamurda sürükledi. Yani hiç 3 tane olsun, 4 tane olsun korkmuyor. Direkt işlerine giriyor. Tabii biz gördüğünüz gibi burada hiçbir çatıklar için genelde hep bağlı şekilde büyütmek zorunda kalmadan başlıyor. Yani hiçbir yaralanması, şey olması olmadı. Tertemiz. Ama şeyi bildiği için göze hep şeyde. Ne derler ona? O kübralarımızın köpeklerinde. Zaten arkadaşlar, ben geçen Emre kardeşimizin videosunu izledim. O köpeklere karşı tek başına ne kadar cesur olduğunu gördüm. Yani Emre kardeşimizin bütün köpekleri aynı cesaretle. Tam çekemedim Aziz. Sen, ben o anları çekseydim, yani ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardı. Şey, beni bildiğin çamurdu bir de yer. Çamurda sürükledi. Yok, belli zaten. Çok güçlü bir köpek. Zaten, ya böyle zincir şu an bak demir gibi. Öyle bir asılıyor ki boyundaki tasmanın şeklinden görüşünün şeklini görebiliyor musun? Kesinlikle. Yani ve basarları, köpeğin fizik orantısı gerçekten çok iyi. Yani şeyine göre herhangi bir şey yok. Sadece bir kuyruğu şey, dal kuyruğu. Yani tabi Batı bölgesindeki arkadaşlar daha farklı şeyler söylüyorlar ama. Ama sanki fiziğine de yakışmış değil mi? Yok, aslında bu köpeğin fiziğine yakışıyor. Neden dolayı yakışıyor? Bu köpek aslan tipli. Doğru. Yani aslan tipli. İsmi de aslan. Ya, ismi de aslanmış arkadaşlar. Yani gerçekten, yani köpeğin fiziği ismine yakışıyor. Yani kesinlikle bir aslan gibi. Yani şuradan vücudunun ne kadar kaslı ve evet, güzel olduğunu, yani biz yakındayız arkadaşlar, daha güzel görüntüleyebiliyoruz ama yani yakından görmenizi de tavsiye ederim. Yani kesinlikle çok güzel bir köpek. Emeğine sağlık kardeşim. Sağ ol Aziz, teşekkür ederim. Ya elimizden geldiğince Aziz, yani ülkemize güzel Türk çoban köpekler üretmeye çalışıyoruz. Yani şimdi zaten sokakta istemsizce zaten üremeler oluyor. Hayvanlar, kesinlikle. Görüyorsun. İzliyoruz, üzülüyoruz. Hani elimizden geldiğince mama vermeye, süt vermeye çalışıyoruz ama hangi birine yapabiliriz? Bizim zaten, benim sadece kendime ait onun üstünde köpeğim var. Yabancı bir köpek getirdiğimde de dişilerim özellikle sert şey yapıyorlar yabancı yavrulara. Evim de çok müsait olmadığı için böyle onlara özel bir yer yapayım bakalım. O yüzden elimizden geldiğince insanlarımız da kaliteli köpeğe besliyor. Hiç köpekle işi olmayan adam bile diyor ki bir yavru ver besleyeyim. Verdiğimde de besliyor kaliteli olduğunda. Ama desen ki sokakta köpek doğurmuş,
Altında 10 tane yavru var. Adamı zaten şey için beslemiyor. Sürüsü yok, koyunu yok, ineği yok. Zevk için besleyecek. Ona rağmen sokaktaki bir tane canı alıp besleyip hayatını kurtarmıyor. Şey olsun, kaliteli olsun. Ya ne fark eder? O köpek de aynı görevi görüyor, bu köpek de aynı kesinlikle görevi görüyor. İstersen şeyin bacısını da getireyim. Evet, onu da görelim kardeşim. Ersin abi, sen gel istersen bunu tut. Arkadaşlar, bu dişimiz de aslanın kardeşi. Kendisi çok güzel bir dişi. Bu da sallı arkadaşlar. Yani şöyle size göstereyim. Tabii ki yakında görmek daha şey olur. Aynen. Emre kardeşimize bundan da biraz bize bahsetsin. Bu da Maraz'ın kızı. Aynı aslanın dediği gibi bacısı. Yani şimdi bazı arkadaşlara soruyorlar. Mesela yavru sahiplendiriyorum. Anne baba boz, yavru neden ala? Yani benim köpeklerimin ırkında ala var. Yani anne baba boz olmasına rağmen ala yavru çıkıyor. Şila da aynı şekilde. Şila'nın 4-5 tane daha kardeşi vardı böyle ala. Ama Şila'nın yavruları vardı mesela. Onda yarısı alaydı, yarısı bozdu. Şila da normalde gördüğün gibi hemen hemen aslanla aynı boy. Şimdi normalde tabii ki dişi olmasına rağmen abi, çok sallı ve yüksek. Kartıdan çekersen az. Şimdi biraz başa bakacaklar. Arkadaşlar gerçekten çok da güçlüler. Arkadaşlar yani gerçekten aslan gibiler. Şöyle karşıdan çek Aziz. Şöyle direkt karşıdan. Arkadaşlar karşıdan kediyi gördüler. Ama gördüğünüz gibi fizikleri kusursuz. Anadolu çoban köpeği sınıfının bütün özelliklerini taşıyorlar. Herhalde ki fizikleri tam olarak Aziz videoda haberin oluyordur değil mi? Kesinlikle çok da güzel belli oluyor Aziz videoda. Amacım Türk çoban köpeklerindeki en kusursuz, en gösterişli köpekleri üretmek. Yani inşallah başarırız. Yani şimdiye kadar belki birinin üstünde yavru arkadaşlara sahiplendirdim. İzleyen arkadaşlar umarım beğenir. Giderim. Evet arkadaşlar, şimdi gidelim Emre kardeşimizin diğer evinin oradaki yavrulara bakalım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Emre kardeşimizin evinin oraya geldik. Ve burada çok tatlı bir yavru var arkadaşlar. Ben kendisini çok beğendim. Maşallah diyelim, tüyü kadar ömrü olsun. Emre kardeşimiz, bunun hakkında bize biraz bilgi verir misin? Aziz, bunun babasını da ben Erzurum'dan almıştım. Yurt dışına satılan Karabaş diye bir köpek vardı. Onun torunu. Onu geldi, ben getirdim, kendi köpeklerimi ürettim. Onun yavrusunu da kendi dişim işte eşleştirdim. Onun torunu diyelim. Ondan aldım. Alttan yetiştirdiğim damızlık dişim. Gerçekten yani, çok güzel bir damızlık kraliçesi olacak. Kesinlikle bunun, yani çok güzel. Bunun şeyleri, erkek kardeşleri de vardı. Aziz arkadaşlara sahiplendirdim. Bunda kara kırçıl rengine sahip. Şöyle gördüğün gibi göğsünde nişanı, bileklerinde nişanı falan da var. Ve sen de biliyorsun yani Türkiye'de özellikle bu rengi çok kesinlikle bu ırklar çok tercih ediliyor. Ve çok da sert, çok da güzel. Şey. Hani ben birçok görüntüsünü yakalayamıyorum. Bazen kanalıma atıyorum. Şurada bir kedimiz de var, Mıncır. Ya yani onunla birlikte böyle bildiğin komedi olacak görüntüleri var. Bazen yakalamaya çalışıyorum, yakalayamıyorum. Tam çekeceğim zaman bitiyor. Ama bu da annesi bir 82-83 santim civarında. Babası da 90 santime yakın bir köpek, Karam'ın. Güzel bir damızlık dişimiz olacak. Kesinlikle çok güzel olacak. Aziz, bu da bir arkadaşımızın köpeğiydi. Evet arkadaşlar, bu dişimizde de ben bir şeyi fark ettim. Arkadaşlar, bu dişinin gözünde bir rahatsızlığı var. Gözünün içinden kirpikleri çıkmaya başlamış. Aziz, bu köpek benim kapıma, daha doğrusu köye geldi. Bir deri bir kemikti. Artık bu köylerden bırakıyorlar ya köpekleri. Belki de o gözünden dolayı bırakmışlardı. Muhtemelen gözünden. Hani bir aya yakın oldu. Bir deri bir kemikti. Ben bakımını en iyi şekilde yapıyorum. Kilosunu aldı. Şu an bayağı bir de güzel oldu. Boyuna tasmasını falan da aldım. Gözünde biraz araştırdım. Kirpik dönmesi var ve kiraz hastalığı var. Henüz daha açıkçası tedavisini yaptıramadım. Zaten inşallah bütçemizi aşmaz. Biliyorsun asgari ücretle çalışıyoruz. Çocuk geçindiriyoruz. Yani inşallah maliyetlerimizin üstünde bir tedavisini zorlayacak bir şey olmazsa onu da ameliyat ettirmek istiyorum yani Aziz. Arkadaşlar, köpek gerçekten çok güzel bir köpek.
Ve arkadaşlar sizden de bir ricam olacak. Yani bu köpek için Emre kardeşimize destek olursanız seviniriz. Zaten ben Emre kardeşimin linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan Emre kardeşimin kanalına abone olup destek olabilirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Yani bu canımıza da gerçekten Emre kardeşimiz asgari ücretle çalışan bir insan. Yani bu köpeğin tedavisi için de destek olursanız çok sevinirim. Çünkü yani çok kaliteli bir köpek ve soyunun üretilmesi lazım. Sağ ol, size teşekkür ederim. Yani kesinlikle Ersin desteklerinizi bekliyorum. Senin düşüncen nedir bu köpek hakkında, cinsi hakkında? Ya şimdi bu tarz köpeklere genelde kangal diyorlar da, ama değil. Kangala yakın bu köpek. Kangal farı taşıyan bir köpek. Aynen, kangal taşıyan. Yapısı, alın çıkıntısı falan fazla yok. Dudakları tabii ki az bir sarıya boşluğu var. Yani orijinal saf kangal değil ama kangala yakın bir köpek. Yani aynen. Kangallık var. Rengi bunun da kangallık var. Yalnız tam safkan dediğimiz değil, kangal değil. Panterlere biraz benziyor. Aynen. Tabii ki ben soy attığını hiçbir şey bilmiyorum Ersin abi. Ama yani sevdim. En azından bilmiyorum şimdi kısır mı değil mi onu da bilmiyorum ama besliyorum yani en azından buna da verecek bir tabak yemeğimiz var. Problem yok yani. Aynen. Sağlık kardeşim. Arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Ve Emre kardeşimizin de linkini zaten bırakacağım. Emre kardeşimize de destek olursanız sevinirim. Özellikle de arkadaşlar bu dişi için yani desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.